Evet, dinliyorum. Zekat önceden verilebilir mi? E, ne maksatla sorduğumu belki anladınız işte. E, hani yardım kampanyaları falan düzenleniyor. Zekatlarınızı verin Ramazan'ı beklemeyin falan deniliyor ya. E, böyle e, bir zekat olur mu? Bunun bir yolu yordamı yok mudur? Onu bize anlatabilir misiniz? Evet, estağfurullah. E, şimdi e, zekatlar da oradan doğruya kurul, kuruluş, dernek veya benzeri şeylere <laughs> verilmez. Onu bir kere açıkça söyleyelim. Hatta biz kendimizden misal verelim. Mesela e, İhlas Holding'in e, İhlas Vakfı diye bir kuruluşu var. Değil mi? Yardım kuruluşu. Tabii. Yardım kuruluşu. E, hatta şeyden de e, yani e, devlet vakıf faaliyetleri sebebiyle çalışmalarını e, göz önünde tutarak vergiden de muaf tuttu. Bu tutuyor. Bu kurul, vakıf, vakıf, Tutuyor. Vakıfı öyle. Vakıf vakf olduğu için. Vakıf esas olduğu için. E şimdi mesela sadakadır, benzeri şeylerden aynı şekilde topluyor. Ama efendim ben zekatımı, mesela orada e, bu işi bilenler var. Öğretilmiş. E, mesela telefon açıyor, diyor ki benim zekatım var. Ha sen beni vekil et diyorsun, vekil ediyor. Altınla orada devrini yapıyor. Gelen kağıt parayı oraya geçirebiliyor. E şimdi e, benim daha zekat verecek zamanım işte Ramazan-ı Şerif'in 15'iydi. E şimdi e, Şabanın 15'i. Dolayısıyla bir ay var. Bir ay öncesinde ben zekatımı verebilir mi? Verebilir miyim? Nasıl verebilirim? Zekat değil. Ben buna mahsup ederim. Mahsup ederim. Ancak e, böyle dernek veya kuruluşlara değil. Yani altınla birisiyle devrini yapar. Devrini yaparım. O vereceği miktarın devrini yaparım. E, gelecek olan zekatıma mahsubenin devrini yaparım. Devrini yaptıktan sonra da o fakirde biliyor aslında o fakirin o gönderilen para da o fakir de biliyor, sana hediye ettim diyor, sen de tutuyorsun, o yardım kuruluşlarına gönderiyorsun. O zaman olabilir, öbür türlü benim zekatım olsun diyerek doğrudan dolayı bir vakfa, bir derneğe, bir kuruluşa, devlete bir aynı şekilde olmaz. Devlet de aynı şekilde tüzel kişiliğe sahip olan bir kurumdur netice itibariyle. Çünkü... Hani diyeceksiniz ki efendim ısrarla olmaz olmaz diyorsunuz. Siz de bir olmaz dediniz mi aynı şekilde de bir olmaz diyorsunuz. Niye olmaz diyorsunuz? Din benim değil. Kaideleri koyan da ben değilim. kurallar koyan da ben değilim. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça zekat verilecek yerleri bildirmiş. Zekat verilecek yerleri bildirmiş. Bunlardan bir tanesi nese oldu deniliyor. Müellefe-i kulüp. Kalpleri İslamiyet'i ısındırılacak olan kafirlere veriliyordu. Onlar kaldırıldı. Eee A, a, o nesedildi sedildi? Geriye kaldı yedi sınıf. Bu yedi sınıftan da bir tanesi şu anda yok. E, kim o? Mükatebe deniyor buna. Efendisiyle anlaşmış olan köle. Geriye kalıyor altı sınıf. Bu altı sınıftan birisine vermek mecburiyetindeyiz. Efendim evet, ben istediğime verebilir miyim? Torunuma verebilir miyim? Yok aynı şekilde bizim mahallede e, e, gerçi babası kovmuş çocuğu. Çocuğun <laughs> üzerinde işte iki yüz bin lirada bankada hesap numarası varmış ama çocuk şu anda işte e, serki sefil geziyor. Ben ona zekat verebilir miyim? Hayır ben keyfime göre zekat veremem. Zekat veremem. Usul ve furuğum. Usul adliyat baba dedelerim, ninelerim, Furu çocuklarım, torunlarım bunlara ben zekat veremem. Çünkü zekat bir ibadettir. Nasıl verilecek? Nelerden verilecek? Ne miktarda verilecek? Ve kimlere verilecek? bu açıkça bildirilmiş. Dolayısıyla herhangi bir kimsenin, herhangi bir kişinin, herhangi bir makamın, herhangi bir ne bileyim ben aynı şekilde akademik kariyerli, kravatlı, sakallı, sarıklı neyse kimsinin görüşü, yorumu değil. Değil. Orada yorum olmaz. Hatta e, şimdi ahkam kesiyorlar ya. Bir virüs çıktı işte. Yatıyoruz virüs, kalkıyoruz virüs. Her günde insan, e, İstanbul'da ölenlerin sayısı, e, İstanbul'da yani virüs falan yokken her gün önemli 300 kişiymiş. Şu ana kadar neredeyse iki ay geçti. Türkiye genelinde işte 700'e ulaştı yani. Yani İstanbul'da iki günlük, üç günlük ölenin miktarı. A, a, ala ile vala ile ah oldu vah oldu falan millete haberi korkutup ürkütüp duruyorlar. Ve işte efendim bu virüs işte yeniden dinleri gözden geçirmek gerekir, dinin hükümlerini gözden geçirmek gerekir diye adamların hani şeylerine söyleyiver vazife değil kendilerine iş çıkartıyorlar, yorum da yapmaya kalkıyorlar. Cinler gönderen Allah-u Teala'dır, kalpleri çeviren de Bela ve musibetleri virüste dahil olmak üzere mikroplarda yaratan Cenab-ı Hak'tır. Ee, Teala sabah zaman zamanı aynı şekilde gönderir, kullarını imtihan eder. Bu imtihanda başarılı olarak aynı şekilde veren gider. Efendim işte ölenler var, elbette ki ölecek. Yani allah Teala ezelde bu virüs sebebiyle ölmesi takdir edilmişse, e, sen istediğin kadar kendini sakla istediğin kadar kadar kendini sakla. O limuzine biner, haberin bile olmaz. Gelir seni bulur ve netice itibariyle inna lillahi ve inna ilehir ileyhi raciun. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim'de takdim olmaz, tehir olmaz diyor. Yani ne öne alınır, ne sona alınır. E, efendim işte bazen de bakıyorum falan. İşte yürüsü yendim ben. Yok ya. Nasıl yendi? Güreşmiş mi? <gülüyor> nasıl <gülüyor> Allah Teala bize tedbir alın diyor. Allah Teala bize tedbir alın. ilaç kullanın, doktora gidin. Şifayı da Cenab-ı bekleyin buyuruyor. Cenab-ı Hak'tan bekleyin. Benden bekleyin buyuruyor cenab Hak. Şifayı veren de cenab Hak. Tamam biz sebepleri yapışacağız. Kurallara uyacağız. Ama o kadar da abartmayacağız. Evem öldüm, bittim, ne olacak falan. Feşmekandı falan. Milletin de moralini <laughs> bozmaya da gerek Yok. Neticesi hayırlı mı olacak? Elbette hayırlı olacak. Çünkü daha önce e, binlerce, yüz binlerce kişi ölmüş. Neden? Vebadan ölmüş, koleradan ölmüş, başka bir salgından ölmüş. Aynı şekilde adam atom bombası atmış, öyle ölmüş. İşte onlar öldürdü falan. Onlar ölümüne sebep oldu. Netice itibariyle hani Azra Aleyhisselam allah Teala yarattığı zaman arz etmiş ya. Ya Rabbi demiş sen bu kadar aynı şekilde bana bu görevi verdin ama senin sevgili kulların var. Onların analarını, babalarını, kardeşlerini, çocuklarını falan onlardan önce ruhunu alacak olursam. Onlar da bana beddua ederse. Onlar da senin indinde sevgili kul benim halim nice olur diye arz edince <laughs> allah Teala buyuruyor ki sen üzülme. Ben öyle şeyler yarattım ki seni hatırlarına getirmeyecek. Şimdi öyle. Ee, o Hocam değil daha mi? dün daha dün'e kadar Suriye'de şehirlerin üstüne bombalar atarak e, binlerce insanı öldürdüler, milyonları buldu yani. İşte netice itibariyle ölüm bir şekilde gelecekse geliyor yani bomba olarak geliyor, virüs olarak geliyor ve hatta onların acısının acısının duymazdan gelenler, görmezden gelenler bugün biraz daha böyle ayıkmış vaziyetteler vaziyettedeler virüs mi? sebebiyle yani. Yabana gelirse. Merak etme hemşire bölüm yani. sana da gelecek. Kapını çalacak. Bir arkadaşım birisi anlatmıştı da adam bürokratmış işte emekliye ayrılmış. Yaşı da hayli ilerlemiş. O mahalleden bir vefat etmiş. İşte tabutu geliyorlar koyacaklar. Adam balkonuna bakıyor. Bağırıyormuş. Getirmeyin sokağa. Bölümden korkuyor. bölümden <laughs> <Evet. gülüyor> kork. Ama e, korktan ecelin e, e, korkunun ecele faydası Korkunun ecele faydası yok. Evet. Yok. Dolayısıyla hatta o kalkmak şey şey de yapar, vücudun direncini kırar, zayıflayabilir de. Dolayısıyla hani konuyu nereden çıkardık, nereye kadar getirdik, zekat konusunu açmıştık, ta oradan itibaren geldik. Dolayısıyla zekatın nerelere verileceği kitaplarda yazılmış, dinimiz açıkça bildirmiş, yani... Kuruluşa, derneğe vermeden önce bir fakirli altında devrini yaparsın. Yani vakti gelmeden de bunu verirsin. Vakti geldiği zaman da ha ne kadarını verdim, şu kadarını verdim. Bir çıkar ne kadar vereceksin? Mesela e, bin lira, beş yüz lirasını vermişim. Beş yüz lirasını vereceksin o zaman.